Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza elektriğe gelen 5.75 oranındaki zammı soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Konuşursam herhalde başım belaya gider. Bir şey olmaz. Yapacak elektrik zammı. Yapacak bir şey yok. Bir şey yorum yapamayacağım. Neden abi? Aklıma bir şey gelmiyor şu anda. Abi elektrik faturan ne kadar geliyor? Ya da ne kadarını kullanıyorsun, ne kadarı vergi? Vallahi onu bilmiyorum gerçekten. Gerçekten bilmiyorum yani. Eyvallah abi. Normaldir. Az mı, çok mu? Normal, fazla. Vallahi hiçbir şey düşünmüyoruz. Bize yıllık %10 veriyor. Bir seferde 5,5 zam indiriyor. Ne diyelim, ne yapalım? Çok mu geliyor faturalar? Benim 350'den aşağı gelmiyor. 3 kişiyiz evde, 350 lira geliyor. Ne yapıyorsunuz abi? Sanayi mi işletiyorsunuz? Yok, normal. O geliyor devamlı. Bir aile ama o kadar geliyor. 3 kişiyiz. 350 liradan aşağı gelmez. Su da 200 lira, 250 lira. O da oto yıkama gibi. O da doğru. Doğru, o da oto yıkama gibi. Eyvallah abi. Sağ ol. Abi ne düşüneceğim? Milleti koyun gibi alıştırmışlar. Zamın olup olmadığını bir vatandaşın bile haberi yok. Aslan söyledim, benim haberim oldu. Abi faturaya yansınca öyle fark ediyoruz. Faturaya yansımayana kadar fark edilmiyor zaten. Evet. Niye söylemiyor basın bunları? Abi niye söylesin? Önünde yakında seçim olacak. Bunları söylemez. Bir de bütçede para kalmadı. Ne olacak? Nereden çıkaracak bu parayı? Bizden çıkaracak. Başka türlü yok diyor. Başka türlü yok. Çok mu geliyor abi faturalar? Abi gelmez mi? Tabii ki çok geliyor. Ama ne kadarlık onlara... elektrik yakıyorsun abi? Ne kadar fatura geliyor? Vallahi epey elektrik de yakıyoruz, epey fatura da geliyor. Mecburi yakıyoruz. Mecburi yakıyoruz. Ama onları çok fark etmiyor, o ayrı. Eyvallah, çok sağ ol abi. Sen de sağ ol canım. Hemen soralım efendim. Elektriğe 5.75 daha zam geldi. Yılbaşından bu yana %37 elektriğe zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Yılbaşından bu yana %37 mi gelmiş? Evet. Yani %37 çok fazla yani. Çünkü enflasyon kaç açıklıyorlar? 12 falan. 12, %37 daha yıl sonu da gelmedi. Belki yine zam gelecek. Yani pahalı. Pandemi döneminde özellikle zam yapmayacağız demişler. Ya işte yapmayacağız diyorlar ama yapıyorlar. Demek ki açık mı oluyor neyse. Şeyden dolayı yani ekonominin açıklarından dolayı mecburen yapıyorlar. Faturalar ne kadar geliyor? Valla klima yaktığınız zaman 300 lira falan geliyor yani bir klima yaktığınız zaman yaz döneminde 300 lira falan geliyor. 300-350 lira geliyor. Fazla mı abi? Bence fazla yani elektrik için fazla. Şimdi 100 küsür de su geliyor. Ne olacak? Telefon faturalarıyla birlikte 500-1 milyara yani gidiyor işte. Gidiyor işte. Çok sağ olun. Ne oldu, iyi akşamlar. Enflasyonun %12'de seyrettiği bir ülke için çok komik. Yani öyle olmaması gerekiyor. Elektriği de enflasyon kriteri kabul ediyorsak ya enflasyon yanlış ya elektriğe gelen zam. İkisinin aynı anda doğru olma ihtimali yok. Peki yılbaşında emekliye, asgari ücretliye, memura zam verirken bu %37'ye elektriğe zam verdiklerini göz önüne alırlar mı? Hiç zannetmiyorum. Enflasyonu göz alacaklar. Enflasyonun içindeki maddelerin de herhalde en az artan maddeler yani kalemler olduğunu düşünüyorum. %5 gözüküyor yine yani. Evet, çok düşük görünüyor. Çok sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Vallahi ne düşüneyim abi? Ne diyelim, diyecek bir şey bulamıyoruz ki. Elektrik faturaları nasıl geliyor? Normal mi, fazla mı, az mı? Çok fazla. Ne kadarını kullanıyorsun, ne kadar geliyor yani? Yani %40 kullanıyoruz, %60 fazla elektrik faturası geliyor. Vergisi %60. Tabii. Çok kötüyüz, durum çok kötü. Peki nasıl düzelir? Nasıl mı düzelir? Nasıl düzelir? Çok güzel bir soru. Nasıl düzelir? Düzelme olmaz. Zor mu diyorsun abi? Türkiye hayatta Türkiye gitmiş yani. Düzelme olmaz Türkiye'de hiçbir zaman. Bence de. Türkiye hiçbir zaman düzelmez. Peki abi zam geldi yeni elektriğe. Ne düşünüyorsun? Şimdi önceden senede bir zam geliyor. Şimdi bir zam geliyor. Normaldir yani bir normal karşılıyor. Yılbaşından bu yana %37 zam geldi. Önceden eskiden yılda bir zam geliyordu. Millet biliyordu. Şimdi her gün zam geliyor. Millet bilmiyor ne yapacak. Millet artık alışmış. Bir şey diyemez millet. Ne kadarlık elektrik yakıyorsun abi? Ne kadar fatura geliyor?
Önceden 70-80'e de geliyordu yani 4-5 ay önce. Şimdi 200 lira, 250 lira fatura geliyor. Ne kadarını yakıyorsun bunu? 50 lirası ancak yakıyorum yani. Olsun 50 lira, 40 lira yakıyorum yani. Gerisi vergi. Bir tane buzdolabı, bir tane çamaşır makinesi. Başka bir şey. Hepsi vergidir gerisi. Türkiye vergiyle de zaten ayaktadır. Ne, millet ne yapacak şaşırmış yani insanlar. Ne diyeceğini de bilemiyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Kim ne diyecek yani bunda? Eyvallah. Bir şey diyecek bir şey var mı sence bunda? He? Türkiye kimin elindedir? Kimse bunu biliyor mu? Biliyor da kimse sesini çıkartamıyor. Eyvallah. Değil mi abi? Çok teşekkür ederim. Ben de sağ ol. Allah yardım etsin. Yılbaşından bu yana %37 zam gelmiş elektriğe. Allah yardım etsin. Çok mu abi? De çok tabii ya. Faturalar nasıl geliyor abi? Ya parlı geliyor yani şey geliyor yani. Ne kadar geliyor? Ya 250 lira, 300 lira geliyor yani. Ne kadarını yakıyorsun abi bunun peki? Yaksan yaksan. Biz anlamazdık ondan ya. Geldi biz ödük işte ya. Geliyor, ödüyor. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Beklediğimiz bir şey yani, normal bir şey. Yani zam alışkınız artık yani. Hayat insan... Sen de alışkanlık mı yaptın? Alışkanlık yaptı, aynen öyle. Peki nasıl geliyor faturalar efendim? Yüksek elektrik, geliyor. Su, telefon. 250'den aşağı gelmiyor. Ne kadarını yakıyordur abi bunun? Ortalama 160 geri kalan vergisi zaten. Gerisi vergi. Vergi. Çok sağ olun. İşçi parası vergi. Başka bir şey yok. Oha çalışıyoruz zaten. Vallahi ben evliyim. Yeni evlendim. 2 kişiyiz. 350 lira elektrik geldi ve hiç evde kalmıyoruz. Ben çalışıyorum. Eşim çalışıyor. 350 lira nasıl geldi hala anlamış değilim yani. 350 lira. Yani böyle ne bir şey olamaz. Ne kadarını yakıyordur bunun? Ne kadar vergiye gidiyordur? Hadi toplasan yani 100 lirasını anca yakıyorumdur. Geri kalan 250'sini devlet kendine alıyor yani. Vergi gidiyor. Vergi gidiyor. Yani çok böyle bir şey olamaz. Çok tabii ki de. Yani ben sonuçta asgari ücretle geçiniyorum. 2300 lira yetmiyor. Yetmediği için de biz mağdur oluyoruz yani. İnsanlar, herkes mağdur oluyor. Eyvallah. Çok sağ olasın. Görüşürüz. Her şey zam geldi. Elektrik değil ki. Yani elektrik olsa sıkıntı yok. Doğal gazı. Çok mu geliyor zamlar? Tabii canım yani her şeye. Akaryakıta, dolara. Her türlü zamlar geçiriyor bize. Dolar yükseldikçe mi geliyor bunlar? Tabii canım. Doğalda her şey dolara endeksli. Sadece albaylar endeksli değil. Niye maaşlar dolara endeksli değil? Dolar yükselince maaş yükselmiyor. Doları memur maaşlarını dolara versinler o zaman. Yani memur maaşlarını dolara versinler. İşçinin maaşını dolara versinler. Dolarla mı maaş alıyorsunuz demişti sayın. Evet bana. Evet. Yani o zaman dolara versinler maaşları. Zamda etkilenmeyelim biz de. Çok sağ olun. Sağ olasın, sağ olun. Her şey ortada, düşünecek bir şey yok ya. Çok mu abi? Herhalde yani. Faturalar ne kadar geliyor? Ne kadar kullanıyorsunuz ya da? Valla bu ay gelmiş 135 lira. Ne kadarını kullanmışsındır? 1/3'ünü anca kullanmışımdır yani. Hepsi vergi mi? Vergi, cercut. Maalesef, maalesef. Çok yani her şey, şöyle söyleyelim. Her şey zam, çalışana bir şey yok. Yılbaşında zam gelirken memura, işçiye, asgari ücretliye. Ya onun ne değeri kaldı ki? Hiçbir şey yok. İnsanlar mesela gelir seviyesi sürekli düşüyor yani. Daha ne olacak? Bunun gösterecek bir yönü yok. Çok değil sağ olun. Vallahi zamlara alıştık artık. Kim elektrik herkes kullanıyor. Şu anda tüketimde fazla ama bunu dur demek için en fazla ne yapmak lazım? Millet olarak müdahale edemiyorsun ki. Çünkü enerji tek elden yönetildiği için bir şey yapamıyorsun yani. Müdahale edemiyor. Halk ne yapabilir yani? En fazla mı geliyor abi faturalar? Tabii fazla geliyor yani. Şu ne kadar geliyor mesela? Yani ben burada oturmuyorum da gezmeye geldim de. Gezmeye geldim. 150-200 liradan aşağı gelmiyor. Merak etme. Gelmiyor yani, biraz da bazı şeyler söyleyemiyorum kamuda çalıştığım için. Sıkıntı. Evet, sıkıntı. Ne kadar geliyor faturalar efendim? Elektrikler mi? Elektrik, su, telefon. Vallahi ben üniversiteyi bitirdim. Çok ilgili değilim yani. Ama yüksek geliyor. Yurtta mı kalıyordun orada? Yok, kendi evde kalıyordum. Ne kadar geliyordu evde? 100 liranın üzerinde geliyordu. Ne kadarını yakıyordur mesela bunu? Elektrik kullanıyorduk ama ya. Yani kullanıyorduk elektrik ama illaki fazlalığı var yani. Nasıl faturalar doğal peki doğal toplamda? Vallahi çok yüksekti. %37 zam gelmiş toplamda yılbaşından bu yana elektriğe. Asgari ücrete de zam gelir, onunla eşitlerler işte. Ne kadar gelir? 2-300 şu an değil mi? Evet. 2,5 olur herhalde. Abi %2-%3 yani gelir. O şekilde olur. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Amca, elektriğe 5.75 daha zam geldi. Yılbaşından bu yana zam oranı %37 oldu elektriğe gelen, ne düşünüyorsun? Valla çok güzel düşünüyorum, ne düşüneyim?
Artık zamla gözümüz açılmıyor. Yalnız sizden bir ricam olacak bu. İlava TV. Emekliye 500 lira zam, emekliye 3000 lira zam, emekliye o kadar para. Bunları lütfen rica ediyorum ki bunları yayınlamayı sizden ricam. Adam güveniyor. Hakikaten 500 lira verecekler, 1000 lira verecekler diye güveniyor. Borçlanıyor ama maalesef sonucu yok. Geliyor 200 lira. Çok hiç gelmiyor. Hiç gelmedi yanında bu ne devamlı yazıyor. İlave TV ben takip ediyorum. Eyvallah. Zam gelecek diyor, hiçbir şey yok. Zama gelince elektrik zamına emekliye memura veriyor %5. Her içinden her yönde piyasaya koyuyor. %20, %30, %40. Emeklinin şu anda durumu çok kötü. Ben de emekli memurum. Evet. Ama ay başına zor getiremiyorum bile. Fatura ne kadar geliyor? Bana aylık fatura, telefon, elektrik, su giderleri aşağı yukarı 1000 lira. Sadece 1000 lirası zaten. Evet, evet. 1000 de kiram olsa, kiram yok gerçi ev sahibiyim. 1000 de kiram olsa 2000 lira. Emeklinin aldığı zaten 2,5 milyon. 500 lirayı nasıl geçirir bu emekli? Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Elimizi havaya kaldırıp bakacağız. Ya Rabbi ne verirsen onu yiyeceğiz. Tamam Şevke kardeşim. Çok sağ olun. Sizlere başarılar dilerim. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet maalesef Türkiye'de bazı gelişmeler şöyle oluyor. Tabii ki yatırımlar genişledikçe, büyüdükçe elektrik sarfiyatı, hani elektriğe ihtiyaç fazla oldukça elektrik ihtiyaç fazla oldu. Bir de şöyle gider fazlalaştı. Tabii ki ister istemez zam oluyor. Hangi giderler fazlalaştı mesela? Genelde giderler biraz zaruri ihtiyaçlardı. Yani gıda üzerine biraz gelişme, şey ilerleme oldu, zam oldu. Onun dışında biraz doğal gaz konusunda, bir enerji konusunda biraz fazlalaştı yani, zamlandı. Zamlar fazla diyor. Zamlar biraz fazla oldu. Ne kadar geliyor abi faturalar? Faturalar yaz ayı biraz 80, 90, 100. Hani ben burada fazla olmadığım için ama kışın biraz yüksek geliyor. Tabii kışın biraz korkulu ay. Doğalgaz kullandığımız için genelde zamın gelmeme biraz fren enerji giderlerine biraz devlet hususiyet göstermesi gerekiyor. Yani bu nedir? Yani en önemli husus gıdadır, enerjidir. Bunlar çok önemli etki. Zaruri. Tabii zaruri ihtiyacı çok zam gelmemesi lazım. Zaruri ihtiyacı zam geldiği zaman bu milletin beli acayip bir şekilde... Yılbaşına kadar zam gelmeyecek diye açıklama yapmıştı Berat Albayrak. Zam gelmemesi için açıklama yapmıştı ama... Özellikle pandemi döneminde. Pandemi döneminde bir de biliyorsunuz şimdi şu anda sınır ötesi harekatlar veyahut da denizlerde... dış güçlerin Türkiye'ye karşı bakışları, evet. Ve bu konuda yani askerimizin alanlarda operasyon icra etmesi genelde bu tabii ki ekonomiye biraz yansıyor. İster istemez tabii ki insanlar üzerinde yansıma oluyor. Ki üreten bir ülke olsak insanların üstünde yansır mı bunlar? Ya üretiyoruz, üretmiyor değiliz. Üretmemiz var. Ne üretiyoruz? Üretiyoruz. Yani nedir? Şeker üretiyoruz. Yani un, buğday konusunda üretimimiz fazla. Dışarıdan aldık. Dışarıdan alıyoruz. Niye? Çünkü ben de ticaret yaptığım için biliyorum. Üretimimiz fazla ama içeride nedir? Ekmeklik, yemlik. Bakarsın yani bu ne diyorum, makarnalıktır, pastalıktır şeyleri. Abi sanayi, elektronik olarak ne üretiyoruz? Ne satıyoruz dışarıya? Sanayi üretim olarak tabii ki Vestel üretiyor, yerlidir. Yani şimdi şu an savunma sanayinde gerçekten Türkiye çok iyi ilerlemeler yaptı, başarılar gösterdi. Bakıyoruz yani Suriye'de olsun, sınır ötesi harekatlarda olsun, denizlerde olsun. Yani bunu yabana atmamak gerekir. Gerçekten Türkiye 90'lar nere, şimdi nere? Ha ki tamam şimdi bu hükümet tamam illaki ben 46-47 yaşındayım, esnaflık da yaptım. O zaman da ağlıyorduk, şimdi de ağlıyoruz. Ve bu dünya konjonktürü böyle. Dünya sistemi bu olduğu sürece her dünya ağlamak zorundadır. Yani bu hükümet gitsin, başkası gelsin, aynısı devam edecek. Herkes yine ağlar mı? Hep ağlar gene, hiç değişmez. Şimdi bizim milletimiz öyle ki 5000 lira maaş versin gene az der, 10000 lira maaş versin gene az der. Versin bir bakalım abi. Hiç değişmez. Bu hükümet gitsin, başkası gelsin gene aynı devam. Değişen hiçbir şey olmaz.
Dünya... Ama verilsin bir denensin. Ama verilsin denensin de verilsin. 5 bin lira verilsin bakalım bir ağlayacak mı millet? Verildi mi gene seni zamlar gelir. Yine gelir diyor. Tabii mi? Gelir ya hiç değişme hiç hiç. Bu sefer de %200 olur. Aa %200 zam gelir. Nereden çıkaracak? Evet. Nereden? Mesela şimdi asgari, he, asgari ücret 2500 lira değil mi şimdi? Hadi 5000 lira yap. Gene zam gelecek. Nereden çıkaracak bu devlet? Vatandaşlar. İşte bugün AK Parti gelsin, CHP gelsin gene aynı devam eder. CHP gitsin falan parti gelsin gene aynı. İşte bu iş değişmez. Bu dünya düzeni gitti. Ha ne yapabiliriz? Bizim tek yapabileceğimiz şey enerji giderlerini düşürmemiz lazım. Dışarı nedir? İşte yeraltı kaynaklarını çıkarmamız lazım ki işte yani dışarı gidecek 45-50 milyar dolar paramız Türkiye'de kalacak ki o zaman biraz insanlara yansıyacak zam. Ama şunu bak eğri otur doğru otur eğri otur doğru konuş diye bir laf vardır. Gerçekten gıda ve enerji giderlerinin yükselmemesi lazım. Eyvallah. Bu çok önemli. Ve bunlar yükseldiği sürece alt ve orta gelirli insanlar çok zor durumda kalıyor. Yani çok devletin en başta önemli enerji ve gıda. Evet. Buna önem ve hassasiyet göstermesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Onun için evet bir şey değil efendim.